Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün Ağustos'unda akrepleri neler bekliyor? Doğru konuş. Doğru konuşacağım. Billy, seni andık. Ne ilginç ya. Venüs retro, biliyorsun. Venüs retro akrep. Venüs retro akrep. Venüs, Billur ablanın Venüs'üne kara geldi. Tam kara hem de. Ben diyorum ya, bir insan öldükten sonra bile doğum haritası devam ediyor. Vallahi akrepleri neler bekliyor bu ay? Şimdi önemli bir ay. Buğra, akrep ve yükselen akrep burçları için neden önemli bir ay? Çünkü sabit grup akrep ve yükselen akrep. Ama kova burcunda kuvvetli bir dolunay, aslan burcunda çok güçlü bir yeni ay var. Ayın birinde oluşan, biri üçü arasındaki o etki süper dolunay etkisi. Ben ne derim her zaman derslerde? Bir dolunay birse bir süper dolunay iki, bir hiper dolunay üç etkilidir. Bir süper dolunay neredeyse hiper sınıfı. Akrep burçları için iş ve kariyer hayatlarında bazı noktalarda bitiş. Ev ve yaşadıkları yerlerde değişim anlamına geliyor. Bir kısım akrep burçları ev değiştirecek. Yani yaşadıkları yerde çok ciddi değişimler olacak. Aile, anne baba, kardeşlerle ilgili ilişkilerde bazı değişiklikler ve değişimlerde çok kuvvetli bir şekilde söz konusu olacak. Retro Venüs biliyorsun Aslan Burcu'nda ve Akrep'te bu Retro Venüs'ün çok da belirgin olarak bazı etkileri vardır. Bunu yakaladığımızda ve gördüğümüzde, çünkü şimdi şöyle bir döngümüz var burada baktığımızda. Ne diyeyim? Şimdi bak, ev ve aile yaşamıyla ilgili dengeleri etkilerken öbür taraftan da akreplerin kariyerini temsil eden noktada ayın 13'ünde bir yeni ay ve Venüs kariyerle ilgili bir retro pozisyonda. Şimdi düşünsene, Venüs kariyerinde bir retro yaparsa ne yapar bura? Durdurur değil mi kariyerinde? Gelişimi yavaşlatır. Şimdi doğum haritasında Venüs'ü retro akrepler haricinde bir kısım akreplerin kariyer hayatları ile ilgili biraz zorlanma, yavaşlama 9 Ekim'e kadar oluşacak olan dönem ayın 17'si civarında ve 13'ü civarında iş ortaklıkları, teklifleri filan da arayacaktır. Çünkü ne yapıyor akrepler? 7. evden Uranüs'ü alıyorlar. 7. evden Jüpiter'i alıyorlar. Bir yerde iş ortaklığı teklifi arayacak, bir yerde ortak bir şeyler yapmak isteyen kişilerle karşılaşacak. Ama bir tarafta da o ortaklıklar kısa süreli olacak anlamına geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Bu süreçte başlayan ortaklıklar istediğimiz kadar uzun vadeli ve uzun devam etmez bunu. Ve burada çünkü baktığımızda Uranüs var. Ayın 13'ünde. Yeni ayda kariyeri temsil eden, bölgede çok aktif oluşacak olan yeni ayda Uranüs'ün etkisi var ve orada bir Jüpiter'in de problemi var. Yani Jüpiter Güneş arasında da bir sorun var. Yani hızlı başlayacak ortaklık teklifleri, hızlı başlayacak ortaklıklar, iş teklifleri kontrolsüz bir şekilde hızla büyür, dürtüsel devam eder. Sonra da patlar anlamına geliyor. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Temkinli olmamız gerekiyor. O zaman toparlarız. Ama yönetici gezegen Mars aslında Başak'ta. Şimdi yönetici gezegen Mars Başak'ta sosyal çevreden, çevresindeki insanlardan, arkadaş çevresinden fazlasıyla destek alabileceği bir dönem akrebi. Arkadaşları, sosyal çevresi, oralarda bir yardım görüyoruz. Aktif bir yardım görüyoruz. Ama ay başında aile üyeleriyle ilgili bazı bitişler, sonlanmalar, ev değiştirmeler, buna benzeyen yoğun döngüler var. Zaten şimdi 7. evden geçen Uranüs dengeleri bozuyor. Uranüs dengeleri bozan bir gezegen olduğu için orada kadın erkek ilişkileri, bazen evlilik, bazen ilişkilerle alakalı dengeleri de çok bozmuş bir durumda. Jüpiter Uranüs, şimdi kavuşumları önümüzdeki yılda bunlar var. Jüpiter Uranüs döngüleri var. Şimdi bu ay bazıları işte yeni tanışmalar yaşayacak. Bak bu ayın 13'ünden itibaren 2 haftalık, 3 haftalık süreçte eğer doğum haritasında Venüs retroysa, Mars retroysa bir akrebin, bunlar onun için olumlu olabilir. Ama bu ikisi retro değilse haritaya iyi baktırmak zorunda. Çünkü o şu anki tanışmalar, belki
Şu an işte ilk görüşme yapacak, ön görüşme yapacak, belki tanışacak. 13-14 Ekim'den itibaren ciddi bir ilişkiye girecek. 2024'te Yıldırım aşkıyla beraber önümüzdeki yıl bugünlerde belki evlenmiş olacak. Hayat böyle bir şey. Sevgiler.